Evet, herkese merhabalar. Çok güzel bir bölümden daha çıktık ve evimize çok sansasyonel bir isim katıldı. Olkan. Evimize hoş geldin Olkan. Hoş bulduk. Yani böyle bir giriş yapmak istemezdim ben de. Biraz olaylı bir giriş oldu. Biraz Biraz izleyince fazla. göreceksiniz. Olaylı bir giriş oldu ama burası böyle dışarıdan göründüğü kadar hiç kolay bir yer değilmiş. Psikolojisi çok farklı. Bir günde çok şey yaşadım, bir güne çok şey sığdırılıyormuş, görmüş oldum. Ya içerideki atmosfere hemen alıştım. Ben kalabalık ortamları da severim. Ama burada bir gruplaşma olayları falan var. Yani sevgilisi olanlarla olmayanlarla alakalı. Onu gördüm dışarıdan bir göz. Belki farklı görüyorumdur, bilmiyorum. İzleyiciler daha iyi bilirler. Yani burada yeni gelenlere hep bir ön yargı var. Yani bu ön yargıyı kırdığımda da çok rahat edeceğimi düşünüyorum yani. Şu an bana karşı hepsinde bir ön yargı var. İstemiyorlar yani belli. Yeni birini istemiyorlar. Adam burada rahat. Belki diyor sevgilime yan gözle bakar. Belki diyor hani ona talip olur korkusuyla. Yani ben bir tehdidim onlar için. Ama ben asıl niyetimi belli edeceğim. Evet, çok da işte kafaya takmamaya çalışacağım artık. Ne kadar takmam bilmiyorum. Ben de çok gergin bir insanım. Girişte de gördünüz. Bakalım inşallah her şey çok güzel olur. Sen eve girdin ve ileride kefen cümlesini kullandın ve Evet. ondan sonra aslında olaylar birazcık Evet. koptu. Ve birazcık da Olkan'a göre çete oldular gibi bir şey oldu. Yani sen öyle algıladın. Buna nasıl bir yorum yapmak Şimdi istersin? şöyle yeni geldim. Kim kimle bilmiyorum. Yani çete demeyeyim de yani tamam tepkisi doğru. Ama bir baktım 10 kişi birden geliyorlar. Yeni girdim 10 kişi dedim tamam bunlar çete olmuşlar. Ha, onu Yeni demek birini istedim. istemiyorlar dedim kendime. Sonradan olayın iç yüzüne baktım da öyle değil. Tamamen adam kıskanmış yanlış anlamış olabilir. Yani ben de kız arkadaşıma öyle bir şey denilirse sinirlenirim de öyle bir tepki vermem. O kadar kaba olmam yani. Çekerim kenara delikanlı gibi konuşurum. 10 kişi birden üstüme yürüdüler yani ben gördüm. En önde de Oğuz vardı zaten. Oğuz sonradan yanlış anladığını söyledi. Böyle olaylar olacak ama şunu bilsinler ki hiçbir şekilde kötü niyet yok. Kimseye karşı. Yani olabilir hatalarımız olabilir. Hepimiz insanız ama burada her şey çok yanlış anlaşılmaya müsait. Çünkü herkesin psikolojisi iyi değil. İçerideki durum yani insanlar ilişki yaşıyorlar. Dışarıdan yeni insanlar geliyor. Birileri eleniyor gidiyor. Yani içeridekilerin de psikolojisi iyi değil. Yeni gelecek olanların da psikolojisi bozuluyor. O yüzden ben de onun gafletine düşmüş olabilirim. Ama sonrasında işin iç yüzünde herkesle iyi olduğumu düşünüyorum. İşte o kavgadan sonra ben özür dilemedim. Kız arkadaşından diledim, ondan dilemedim. Onu da çözdük. Problem yok şu an. Süper. Peki bir diğer soruma geliyoruz. Tabii. Sen yaklaşık 2-3 senedir Dilara ile Dilara Pusa ile arkadaş olduğunu söyledin. Evet, 2 yıldır arkadaşım. Peki şu an eve ona yönelerek geldiğini söyledin. Bunu da bilerek yaptım. Dışarıda yapsaydım arkadaşlığım bitebilirdi. En azından burada bir fırsat verebilir. Çünkü Dilara çok duygusaldır. Ama arkadaşı olarak gördüğü bir insan da kolay kolay vazgeçemez. Ya şimdi böyle bir şey yaptım çok büyük bir risk benim için. Dilara'yı da çok seviyorum. Aldatılma olayları yaşamış, ayrılmış, hasta, bir sürü psikolojisi üst üste gelmiş ama Dilara ilgiyi çok sever. İlgiyi her kadın sever ama Dilara beni de insan olarak çok sevdiği için beni de kırmamaya çalışacak. Ben o yoldan yürümeyi düşünüyorum ama çok da üstüne gitmeyeceğim. Baktım beni gerçekten istemiyor. O psikolojide değil. Artık ona da yapacak bir şey yok. Peki olmazsa eğer aranızda herhangi bir şey, arkadaşlığınız devam eder mi? Onu bilmiyorum. Onu Dilara'yla böyle kendi psikolojimize bağlı. Yani kavga mı ederiz, düşman mı oluruz? Ben onun düşmanıyla düşman mı olurum? Ben belki başka birine de gidebilirim. Yani zamanla. Ben anlık karar değiştiririm. Baktım bana ters bir şey yaptı. Sen kimsin derim yani. Senin değerin ne derim. İnsanlara böyle kötü konuşurum ama Dilara'ya karşı ne kadar değişirim bilmiyorum. Başkasına da yönelebilirim yani. Yani tabii Dilara'ya o kadar sert ve keskin cümleler Hayır, kuracağını düşünmüyorum. en kötüsü. Hani olur ya burası şimdi psikoloji. Gördünüz yani. Dedim ki bak ben senin yaşadığın durumu biliyorum. Her gün çocuğu görüyorsun gözünün önünde. Onun ayrı psikolojisi var, kendi yorgunluğu var. Mental de zaten iyi değil. Evet. Ben dedim senin üstüne gelmeyeceğim. Çünkü Dilara'nın üstüne giderseniz kaçar. Ama gerektiği yerde gerektiği hassasiyeti de göstereceğim. Olursa olacak, olmazsa ikimiz kendi yolumuza bakarız artık. Umarım beklediğiniz bir ilişki varsa yaşarsınız. Umarım ikinizin Hayırlısıysa. hakkınızda da hayırlısıysa olsun. Burası kısmetse olur evi. Burada hiçbir şey belli olmuyor arkadaşlar. Bir bakmışsınız çok sürpriz isimler, çok sürpriz isimlerle birlikte O yüzden olabiliyor. dedim ki zaman neyi getirir bilemiyoruz. Doğru söylüyorsun Olkancığım. Hoş geldin tekrardan Hoş evimize. bulduk. Çok sansasyonel bir giriş yaptın ama eve bir renk katacağını hissediyorum. Teşekkür ederim. Kattığımı düşünüyorum yani bu Evet. girişten sonra. Hepinizi çok öpüyoruz. Olkan hakkındaki düşüncelerinizi de aşağıya yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim ve olaylar açısından da yorumlarınızı çok bekliyoruz. Hepinizi öpüyoruz. Evet. Görüşürüz. Oyun daha yeni başlıyor. Ah.